Efendim, Bakış programına hoş geldiniz. Bakış deprem özel yayınla. Zorunlu deprem sigortasını ve doğal afet sigortaları kurumunu konuşmaya devam ediyoruz. Hareketli, hemen hemen her gün bir ilimizde deprem oluyor. Bir hareket daha var, o da son değişikliklerle zorunlu deprem sigortasında hem teminat limitleri arttı, hem de asgari ödenen primler arttı. Bunları konuşacağız. Bugün programımızı daha çok sizlerden gelen sorulara ayırdık. Hem geçmiş gelen sorularınızı soracağız, hem de aynı zamanda yeni gelen soruları da süremiz el verdiğince konuğumuza konuşacağız. Efendim, DASK koordinatörü Sayın Erdal Turgut bizlerle birlikte. Ben önce kısaca bir mail adresini hatırlatayım. Arkadaşlar zaten yayın sırasında bize ulaşacağın sosyal medya hesaplarını verecektir. bakış@ntv.com.tr bu bizim elektronik posta adresimiz. Buraya sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp'tan da sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda Donan Doğan'ın Twitter adresinden ve Instagram üzerinden de varsa ve soru ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Başlayalım efendim. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Türkiye'de 24 kent ve 80 ilçe fay hattı üzerinde. Türkiye diri fay haritasına bakıldığında 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunuyor. Yurt genelinde Düzce, Erzurum ve Konya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kasım ayı içinde Malatya, Diyarbakır, Kastamonu, Tokat, Antalya başta olmak üzere Anadolu adeta beşik gibi sallandı. Depremlerde can kaybı yaşanmaması işin sevindirici boyutu oldu. Deprem öldürmez, bina öldürür sözü yapı stoğunun ne kadar güvenli olması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de 22 milyon konutun 7 milyondan fazlası depreme dayanıksız. 22 milyon konutun 4 milyonu İstanbul'da. Marmara bölgesinin toplam konut sayısı ise 6 milyon. Bölge konut sayısı itibariyle en riskli alan. Kentsel dönüşüm çalışmaları da yurt genelinde sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre de bugüne kadar 2,8 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Evet efendim, DASK Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut canlı yayın konuğumuz. Sizlerden gelen soruları cevaplandıracak ama efendim, izniniz olursa ben önce bir girizgah yapayım bir soruyla. Hoş geldiniz Sayın Turgut. Hoş buldum. Sorular var. Geçmişten, geçtiğimiz haftalardan kalan onları paylaşacağım, soracağım. Yeni gelenler de olacak, onları da soracağım ama ben bir genel olarak DASK'ın hasar ödeme kapasitesinden, daha doğrusu hasar ödeme kapasitesi değil, şöyle düzelteyim. Bugüne kadar DASK'ın ne kadar hasar ödediğini sorayım. Birincisi Elazığ depremi, ikincisi geçtiğimiz sene yaşanan İzmir depremi ve yayına girmeden önce de sizle konuştuğumuzda da Konya'da ve Düzce'de yakın tarihte geçtiğimiz haftada deprem oldu. Hasar ihbarları geldiğini söylemiştiniz. Buradan ödediğiniz var mı? Size bırakayım sözü. Evet. Aslında Noyan Bey, hasar ödeme kapasitesini de söyleyelim. Hadi oradan girelim. Güzel, oradan girelim madem şey oldu. 46 milyar. Şu anda 46 milyar hasar ödeme kapasitesi var. DASK'ın tek bir depremde. Bu hesap da zaten olası İstanbul ya da Marmara depremi üzerinden yapılıyor. Maksimum gelebilecek sigortalı hasar diyelim. Biz bugüne kadar 1 milyar 100 milyon lira civarında bir hasar ödemesi yaptık. Bunun da yaklaşık %80'ini son iki depremde yaptık Noyan Bey. Hı hı. Bunlardan özellikle İzmir, DASK tarihinin en büyük hasarı oldu. 431 milyon lira ödedik. 376 milyonla Elazığ onu takip ediyor. Hı hı. Diğer küçük depremlerde biriktiğinde 1 milyar 100 milyon lira civarında bir ödememiz var şu ana kadar DASK tarafında. Konya? Konya'da hatırlarsanız Konya beklemediğimiz bir depremdi zaten. Konya evet. Güvenli bölge diye baktığımız bir yerde. Orada da 45 civarında bir hasar dosyası açıldı. Bunların 7 tanesi sonuçlanmış ve ödemeleri yapılmış. Diğerlerini de eksperlerimizin raporlarına binaen sonuçlandırıyoruz. Bazıları zaten 5 civarında bir deprem olduğu için bazıları muafiyet altında kalıyorlar. Küçük oldukları için hasarlarda çok büyük bir hasar beklemiyoruz Konya'dan zaten. DASK sigortası rayiç bedelleri çok düşük. Beyan yapılsa değerini bulsa olmaz mı? DASK'ın biliyorsunuz yeni bir tarifeyle 320 bin liraya yükseltiliyor. Şu anda 268 bin lira bedeli var. 320 bin lira. Bunun seçimlik olarak 320 bin liranın üstündeki rakamı sigortalılarımız ihtiyari olarak sigorta şirketlerinden alabiliyorlar.
Dolayısıyla orada kendi evlerinin bedeli ne kadar ise, ne kadar takdir ediyorlarsa sigorta şirketlerinden bu teminatı alabiliyorlar. Biz zorunlu kısmı yapıyoruz zaten. 320'nin üzerine istedikleri kadar alabilirler. Şimdi ben buna bir ekleme yapar mıyım? Çok yapabilir miyim? Çok tabii önemli ki. Bir konuya değindiniz. Şimdi malum son bir süredir konut çok değerli hale geldi. Yani evet. Konut fiyatlarında hatta işte birim metrekareleri de arttı, değer de arttı, piyasa değeri de arttı. Yani bu yani ekonomideki herhangi bir son yaşadığımız durumlardan. Nedeni nasılı girmiyorum, o bizim konumuz değil. Evet. Ayrıca bir ara yani izleyicilerle de paylaşırız. Ama değerler arttı. Değerler arttığı için artık bu yani DASK'ın üstünü mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü 2022'de 320 bin lira maksimum diyorsunuz. Mutlaka bunun üstüne çıkılması gerekiyor. Yani tek başına DASK artık yeterli değil bugünkü ortamda. Yanılıyor muyum? Değil, gerçekten değil. Yanılmıyorsunuz. Şimdi DASK'ın aslında bir standartta olması, 320 bin lirayla sınırlandırılması, bir muafiyette olması ya da primlerinin böyle düşük olması, Noyan Bey, sigortalılığı artırmak adına Türkiye'nin bütün satına yayılmış bir standarttan kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla muhtemelen 320 bin liranın üzerinde bedelle yapılmış daha lüks konutlar, daha böyle birinci sınıf, daha bilmiyorum nasıl olacak şey terimlerini tam olarak, daha fazla malzemeyle, daha güzel malzemelerle yapılmış konutların değerleri doğal olarak daha yüksek. Ve dolayısıyla DASK'ın yetmediği yerde ama sigortalarımızın hiç unutmaması gereken bir şey, diğer sigorta şirketlerimizin konut poliçelerinde karşılıklı olarak istedikleri değere kadar yükseltebiliyorlar. Evet. Konutların artık hakikaten çok çok değerli olmaya başladı. Bence yani artık sigortasız olmayacağı aynen, bir döneme evet doğru geliyor. Bence artık gerçekten bu işin şaka tarafı yok evet her açıdan. Ve önümüzde de bu minvalde gideceği belli. Evet. Tedbir almak gerekiyor. Afetlere karşı, her şeye evet karşı. Şimdi soruları tek tek paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi bankadan konut kredisi aldığımız zaman bankamız zorunlu deprem sigortasını yapıyor. Bir ikincisi, yapılan zorunlu deprem sigortası kredi boyunca devam ediyor mu? Üçüncü sorum diyor. Biz her sene kendimiz mi o poliçeyi yenilemek zorundayız yoksa banka mı yenilemek zorunda? Bu siz de yaptırabilirsiniz, banka da yaptırabilir bu arada ama takibini banka yapıyor ve kredi sürdüğü sürece de poliçe devam ediyor. Aslında hani sadece krediye bağlamamak lazım. Normal şartlarda krediniz olmasa da o poliçenin hiç durmadan devam etmesi lazım. Özellikle bankalarda bu takip daha güzel yapıldığından oradaki yenilemelerde bir sarkma olmadan devam ediyor diyebilirim. Ama bankanın sorumluluğu var burada takip anlamında. Peki, aynı soruya bir ek daha yapmışım. Hani ben bir kişinin çok fazla sormasını izin vermek istemediğim için ama bu önemli. Kredi aldığım bankadan mı yaptırmak zorundayım? Değilsiniz. O tüketici olarak hani benim konum değil ama şey en azından bildiğim kısım şey bir zorunluluk yok orada. İstediğiniz sigorta şirketinden diyeyim. Çünkü bankalar sigorta şirketlerinin acenteleri. Evet. Normal şartlarda çalıştıkları, birlikte çalıştıkları şirketlerden muhtemelen öncelikle yapıyorlar ama böyle bir zorunluluk bildiğim kadarıyla yok. Ben buna bir ekleme yapayım. Zaten hiçbir şekilde bankanın sigorta konusunda zorlama gibi evet bir durumu yok. Kanuni olarak da yok. Bildiğim de oydu evet, benim de zaten. Kanuni olarak evet zorlayamaz ama banka sizden sigorta poliçesi isteyebilir. İster, kesinlikle. Bunu ister evet bankadan yaptırırsınız, evet isterseniz. Ya şunu da sorayım hazır yeri gelmişken. Buyurun. Şimdi mesela bu olay kredi bağlantılı hayat sigortalarına çok gündemde bir konudur. Bunu bir kenara koyuyorum çünkü orada farklı olabilir. Bankadan zorunlu deprem sigortasını yaptırmakla X bir acenteden ya da X bir yerden yaptırmak açısında bir primsel, fiyatsal fark var mı? O hiçbir önemli. Hiçbir fark yok. Şey açısından, sigortalı açısından bir fark yok. Kendi acentelere, şirketlerin verdikleri komisyonlarda kendi aralarında bir farklılık olabilir. Bunu normal şartlarda sigortalıya yansıtmadığı, herhangi başka bir şey acentenin yapmadığı hiçbir durumda hiçbir fark yok. Yani bizde standart filmler, çarpanları belli ve hesabı belli. Bizim komisyon verdiğimiz komisyon, acente ya da bankalara verdiğimiz oranlar belli. Onlar kendileri bundan feragat edip bir şey yapıyorlarsa o kısım ayrı, biz bilgimiz dışında ama normal şartlarda bir fark yok. Şimdi Erdal Bey, bu soruyu evet okuyalım. Bu soru herhalde İzmir depreminden bu yana çok sık karşılaştığım, sizin daha çok sık karşılaştığınız bir soru.
İzmir depremi mağdurlarından bahsediyoruz. Hı hı. Orta hasarlı ortalamaz raporu olan ve bu hasarın depremden kaynaklandığı ekspertiz raporları ile sabitken DASK bize makul bir ödeme yaptı. Bizler kızgınız ve kırgınız derler. Şimdi bu konuyu ben biliyorum, siz biliyorsunuz. Aslında deprem mağdurlar da biliyorlar ama diğer izleyicilerimiz bunu bilmiyor. Evet. Özellikle de açtım. Şimdi bize kısaca bir toparlar mısınız? Ya bu güzel bir fırsat aslında, bunu tekrar söylemek açısından teşekkür ederim. Şöyle bir şey var, biz ödemelerimizi sigorta tekniği açısından yapıyoruz Noyan Bey. Yani DASK bir devlet kurumu olsa, devletin bir yönetiminde olsa da herhangi bir şekilde, daha önceki programlarda da söyledik, devletin bir ödemesi söz konusu değil. DASK'a ne bir para veriyor devlet, ne alıyor. Biz tamamen bu bir sigorta havuzu DASK ve sigortacılık ilkeleri doğrultusunda bağımsız eksperlerimizin yapmış olduğu tespitler doğrultusunda yapıyoruz. Yani eksperler de bizim değil, bütün sektöre hizmet veren bağımsız eksperler. Şimdi bu ön açıklamadan sonra şöyle bir şey söyleyeceğim. O İzmir ya da Elazığ ya da başka yerde. Bundan sonra da olmaması adına biz çabalıyoruz ama şöyle bir sıkıntı var. Bazı konutlar, hani sizin haberinize de geçti, 7 milyon konut şeye dayanıksız, depreme dayanıksız diye. Zaten hali hazırda korozyonla zaman içinde yıllara bir sürede yıpranmışlar, aşınmışlar, artık oturma vasfını kaybetmişler. İzmir'de bunu çok çarpıcı olarak gördük. Zaten bazı binalarda hukuki işlemler de sürüyor. Oranın müteahhitleriyle ilgili bildiğim kadarıyla. O bina zaten normal şartlarda deprem olmasa da yıkılacak binalar varmış İzmir'de, o taraflarda. Şöyle bir durum var. Orada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ya da AFAD'ın yapmış olduğu tespitler, ki sigortalarımız, oradaki mağdur olduklarını söyleyen sigortalarımız oradan yola çıkarak söylüyorlar. O binaların riskli yapı olarak tespit edilmesinden dolayı oturulamaz hale geliyor. Yani deprem oraya bir depremden kaynaklı bir hasar binalarda ya yok, yani talep ettikleri miktarda yok ya da az var. Yani deprem kaynaklı hasar küçücük bir şey, o kısım zaten bizim şeylerimiz, limitlerimiz dahilindeyse ödemesi yapılıyor. Ama bunun kararını, bu binalarda oturulamaz kararını Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın riskli bina kategorisinde değerlendirmesiyle ilgili bir sonuçta veriliyor. Dolayısıyla DASK'ın konusu olmayan bir durum. Biz buralarda kişileri de mağdur etmemek adına gerçekten çok çabaladık, ettik. Her türlü, hani birkaç kere de ekspertiz yaptırdık. Hani sigortacılık anlamında ödenebilecek maksimum ödemelerini sigortalarımıza yaptık ama ondan sonrası artık şeyi geçiyor, DASK'ın konusu olmayın dışında kalıyor diye açıklayayım. Peki, yorumda bulunurum ama izleyicilerden gelen soruların zamanını çalmayayım diye yapmıyorum ama önümüzdeki programlarda buna ben de bir yorum bulacağım. Nasıl bu sorularla çok sık karşılaşacağız. Banka kredi aldım, DASK süresi dolmuş, banka yenilemiyor, ne yapayım diyor. Kendisi yenileyebilir herhalde. Tabii ki yapabilir ama bankalarda genelde şey olmaz. Olmuş var. Olmaması lazım. Hani hasar durumu yoksa zaten hemen ilgilenilip yapılması lazım. Hasar durumunda bir iki tane böyle atlanan durumda olmuştu. O da sıkıntılı gerçekten. Hani E-Devlet'ten takip edilebiliyor. O poliçenin olup olmadığı kısmını takip edip şey yapabilirler. Bankayı uyarabilirler. Olmuşsa olmaması peki gereken bir durum. Tapu zorunlu mu diye sorar. Özetle evet, sorayım. Evet. Evet. Aslında şöyle diyelim. DASK'ın zorunlu olup yapılabilmesi için bir tapusunun olması lazım ve özel mülkiyet olması lazım. Yani kamu arazilerine yapılan kaçak yapılar hariç, kamu binaları hariç, iş yerleri hariç, diğer oturum için yapılmış binalar ve özel mülkiyette olan binalar ve bağımsız bölümler diyelim, hepsi DASK'a tabiler. Şimdi çok güzel bir soru var. Tahir Bey sormuş. Evet. Yani bu soruyu sorarım. Üzerinde de bir iki program geçiririz sizinle muhtemelen. Ama eminim siz çok özetle bir şey paylaşacaksınız. Olur. Peki, deprem olduğu zaman devlet büyüklerimiz herkesin hasarı tazmin edilecek deyip noktayı koyuyor. O zaman DASK yaptıranlar neden yaptırsın? Ben DASK'ı neden yaptırayım? Buyurun Sayın Turgut. Evet, aslında gerçekten dediğiniz gibi güzel bir soru. Normal şartlarda mağduriyetlerin önüne geçmek adına hani siyasi bir karar o.
bizim kolumuzun dışında ama her siyasi uygulayıcı veya devletin de o makamları, mevkilerin bu anlamda her seferinde böyle karar vereceğine dair bir garanti yok zaten. O anlamda kesinlikle sigortalınızın olması lazım ve üzerine yapılacak herhangi bir yardım, destek kısmı hani DASK'ın konusu dışında olan bir husus. Dolayısıyla bunun da garantisi olmadığı için normal şartlarda sigortalımızın kendini garantiye alması gerekiyor diyelim. İzniniz var mı? Ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki, estağfurullah. Ne şimdi demek? Bu söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Ama bence en önemli fark şurada. Devletin yapmış olduğu deprem konutları devlet bila bedel vermiyor. Evet. Yani işte evet. Son İzmir depreminde de 20 yıl vadeli, aylık işte 2 odalı, 3 odalı konutlara göre farklı ödemeler halinde veriliyor. Evet. Ama şimdi DASK'ınız olduğu zaman DASK size toplu bir para ödemesi yapıyor, hasar ödüyor. Evet. Şimdi bana göre en büyük fark burada zaten. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, belki izleyicilerin zamanından çalıyorum ama banka kredisiyle konut aldınız. Ve depremde bu konut yıkıldı. Diyelim ki İzmir depreminde ve konutun DASK'ı yok. Hı hı. Ve devlet konut yaptı. Şimdi bir bankaya zaten kredi borcunu ödemek zorundasınız. Evet. Ayrıca ona yapacak bir şey yok. İkincisi devletin vermiş olduğu deprem konutlara bir ödeme yapmak zorundasınız. Yanılıyor muyum? Evet, doğru. Ama DASK olduğunda bankaya ödeyeceksiniz, evet. Hasarı da ödeyeceksiniz, orayı kapatacaksınız, evet. Buradan yolunuza devam edeceksiniz. En önemli fark bu zaten. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi siyasi büyüklerimizin orada yapacağı yardım kısmı zaten bizi hani yani. Yapmaz orada o kısım ama bu taraftaki garanti çok da güzel izah ettiniz. İskansız binaya DASK olur mu? İskan aramıyoruz DASK'ta. Binanın kaçak olmaması ve olması, özel mülkiyet olması arıyoruz. Çok seri soruları evet. Gideceğim. Apartman altında bulunan iş yerleri DASK'a tabi midir? Binanın çoğunluğu konutsa, oturma tabi ise evet. Küçük dükkanlar, ofisler DASK'a tabidir. Bir izleyicimiz şunu soruyor. Çok soru geliyor da aralarından seçerek gitmeye çalışıyorum. Tabii. Peşin mi ödemek zorundayız, taksitle mi ödemek zorundayız? O zaman şirketlerin uygulamasına göre değişiyor. Hani bizim orada herhangi bir şekilde zaten doğrudan sigortalıya bir muhatabiyetimiz yok. Şirketlerle yapıyoruz. Biz onlardan hani atıyorum bir ay süre içinde alıyoruz. Onlar bazen kolaylık sağlayıp, kampanya sağlayıp uygulamalar yapabiliyorlar. Taksitle de yapabiliyorlar, peşinde oluyor. Evim DASK sigortasına kayıtlı. Şu anda hasarlı ve yıkım kararı verilecek. Banka kredimiz devam ediyor. Acaba DASK'ın bize ne gibi faydası olabilir? Şimdi böyle konutlar da var. Evet. Özellikle hani İstanbul'da da var. Türkiye genelinde de sigorta var. Ama işte riskli bina tespit edilmiş ve yıkım kararı var. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Tam olarak anlamadım. Yani DASK'ın bize bir faydası olur mu diyor. Başvurmuş. Hayır yok. DASK poliçesi var. Var. Tamam. Konut için yıkım kararı çıkmış. Tamam. DASK'ın bize bir faydası olur mu? İşte bizim eksperlerimiz zaten bir hasar tespiti yapmışsa. Yok. Herhangi bir şey yok. Hayır yok. Yani riskli binalara giriyorsa o demin konuştuğumuz konu gibi o tarafta yok maalesef. Peki primini geri iade alabilir mi? Alabilir tabii ki orada. Hı-hı. Bu kolay olsun aslında, yapılması kolay olsun diye biz beyanı dayalı yapıyoruz Noyan Bey sigortaları. Normal şartlarda hani o yüzden sigortalarımızın beyanı bizim sigortayı yapmamız, poliçeyi kesmemiz için çok önemli. Ama doğru beyan kısmı da çok önemli o anlamda. Anladım. O kadar çok soru geliyor ki. Evet. Bir de aktığı için yakalamakta zorluk çekiyorum. Evet. DASK evin içinde herhangi bir masrafı karşılıyor mu? Yok. Evin içindeki herhangi bir masrafı. Muhteviyat karşılamıyoruz. Hayır. Evin binanın kendi yapısıyla ilgili. Ama evin içinde herhangi bir dökülme, boya, çatlak. Onları yapıyoruz. Hayır. Kasıt oradaki eşya ise onu muhteviyat dediğim kısmı karşılamıyoruz. Ama evin içindeki kısım inşaata ait bir şeyse onları karşılıyoruz tabii ki. Orta hasarlı binalarda DASK desteği var mı? Elbette yani kısmında DASK'ın poliçesi varsa ve depremden kaynaklandıysa ya da depremin uzantısı olan herhangi bir hasardan kaynaklanırsa, ana sebep depremse her türlü desteğimiz var. Yani orta hasar, büyük hasar, az hasar diye ayırmıyoruz. Tek istisnası orada bildiğiniz gibi muafiyet kısmı. Peki son soruyu sorup kapatacağım.
benim DASK ödediğim bir evim var. Depremde hasar gördü diyelim. Bana aynı arsada mı ev verilecek? Bizim olacak? Bizim öyle bir uygulamamız yok maalesef. O yok. Deprem konutlarını kastediyor belki izleyicimiz. O anlamda... Arsa sizin? Arsa vatandaşımız. İnşa bedelini ödüyorsunuz. Aynen öyle. Kendisi. Aslında çok da evet, bu vesileyle bunu da söyleyelim Noyan Bey. Gerçekten hani kafa karışıklığı oluyor. Bina daireler 1 milyona satılıyor deniyor. Biz niye işte DAS'tan 320 bin lira alıyoruz deniyor. Biz vatandaşımızın arsasına hiçbir şekilde şey yapmıyoruz, karışmıyoruz. Arsa bedeli kendilerinin biz yeniden yapım maliyetini karşılıyoruz. Onu ödüyoruz. Dolayısıyla arsanın vermiş olduğu, semtin vermiş olduğu daireye o değer... Piyasadaki gördüğü değer aslında bizim şeyimiz değil. Peki, evim 700 bin lira, DASK neden 330 bin liraya kadar karşılıyor? Cevabı almayacağım. Bir sonraki programa tamam. Bırakacağım. Güzel bir soru çünkü. Tamam. Perşembe günü birlikteyiz yanılmıyorsam. Bütün bu soruları da Perşembe günü soracağım. Soralım, demek ki çok güzel ayırdım. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Sayın Turgut. Olurum. Sağ olun. Evet efendim, sorularınız çok. Seçmekte de zorluk çektim ama önemli değil. Biz Perşembe günü tekrardan bunun üzerine Sayın Turgut'u davet edeceğiz. Bütün bu sorularınızı ileteceğiz ve daha fazlasını da sorabilirsiniz. Hepsini süremize el verdiğince karşılayacağız. Pazartesi günü saat 15.30'da yine huzurlarınızda olacağız. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşça kalın.